Selamun aleyküm arkadaşlar. Çüşlük bir sohbetin öncesindeyiz. Hazırlığımızı yaptık. Önce şu meşhur çüşümüzü bir dinleyelim. Çüş! Çüş! Devam edelim biraz. Çüş! Devam edelim. Yedi sülaleme çüş. Eşek bile senden masum. Şimdi arkadaşlar bu çüşler nereye gidiyor biliyor musunuz? Bu çüşler Torrent Türkiye'ye geldiği günden itibaren bugüne kadar sürekli vuran, sallayan, her türlü çamuru pisliği atan, her türlü rezaleti yapan kişilere gidiyor. Ama yetmedi. Bir kere daha başka yönüyle gidiyor. Beşiktaş bir teknik direktör getirdi. Valerian İsmail diye bir adam. Ona övgüler yağıyor. Övgüler yağıyor. Arkadaşlar Allah için şu Torrent'le şu Valerian İsmail denen adamı yatırın bir masaya. Yan yana koyun bakalım. Kimin kariyeri, kimin geçmişi, kimin dünya futbol piyasasında daha fazla yeri var, daha üst düzeyde görev yapmış. Bir bunu görün. Ondan sonra değerlendirmeyi siz yapın. Bakalım benim çüşüme uygun şeyler düşünebilecek misiniz? Buyurun. Çüş! Çüş! Evet, çüş. Çüş. Bak çüş. 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 Heh, devam. Ve doku noktayı koyalım şu çüşle. Çüş! Abi böyle bir şey var mı ya? Şimdi Dominic Torrent kötü, yaramaz, yedek, ikinci adam, yardımcı, çaycı, beden eğitimi hocası. Valerian İsmail büyük, gelmiş geçmiş en büyük adam. En büyük adam abi, yok üstüne ya. Valerian İsmail ya. İsmail ya. İsmail. İsmail mi? Evet. Valerian İsmail abi. Kim ya? Torrent kim ya? Abi biz burada Valerian İsmail var. Ondan bahsediyoruz abi. Önce ona bakacağız abi. Şimdi bir dakika. Bir dakika. Önce abi bu Valerian İsmail kimdir? Bir burada böyle bir biyografisi var abi. Beşiktaş'a gelmesi söz konusu olduğu zaman 75 doğumlu bu arkadaşın diyor ki bilgilerde şu anda diyor kulüpsüz durumda bulunuyor. Kariyerinde iki defa futbolculuk döneminde iki defa kupa sevinci yaşamış galiba Almanya'da. 2009 yılında Hannover formasıyla futbolculuk kariyerini noktalayan İsmail aynı kulüpte genel müdür yardımcısı. Bakın. Aynı kulüpte genel müdür yardımcılığı yapıyor. Düşünün. Genel müdür yardımcısı olarak göreve başlıyor. Daha sonra Hannover 96 ikinci takımında, takımının ikinci takımında diyor. Teknik direktörlük kariyerine adım attı. Antrenörlük kariyerine değil, teknik direktörlük kariyerine adım attı. Valerian İsmail daha sonra teknik direktörlük kariyerinde sırasıyla Nürnberg, Wolfsburg, Apollon bilmem ne Las takımına, bu Rum takımı mı nedir herhalde, Burnley takımlarında görev aldı. İşte son olarak da İngiltere Premier Ligi'nde bir takımın ikinci liginde bir takımda, Premier değil ya, ne Premier, şeyde ikinci liginde bir alt kümesinde West Bromwich'i çalıştırmış ve ondan sonra da kaç 20 maç sonra mı 6 maç sonra mı ne abbas etmişler, dehlemişler arkadaşlar. Şimdi bu arkadaş var. Böyle bir arkadaştan söz ediyoruz ve buna metiyeler düzülüyor, övgüler yağdırılıyor. Şöyle büyük antrenör Beşiktaş bilmem getirdi, coşturdu, götürdü diye. Torrent daha sahaya çıkmadan, Türkiye'ye gelmeden, vay efendim işte Guardiola'nın yardımcısıymış. Zaten son dönemde de iş yok, çalışmamış. Peki nerede çalıştı Dominic Torrent? Ne yaptı abi? Barcelona'da, Bayern Münih'te ve de Manchester City'de. Kimin yardımcılığını yaptı? Guardiola'nın. Aslında Guardiola'yı Guardiola yapan adam. Onu ön plana çıkaran, onun Guardiola'nın şöhretli bir futbolcu olmasının isminin altında bir şekilde ona her türlü yardım yapıldı abi. Her türlü öne çıkması için Torrent ve arkadaşları tarafından. 10 yıl. Sonra Guardiola der ki ya benim yanımdasın, git biraz kendi başına çalış denir. Ve gider, başarılı olur olamaz. Bir dönem
çalışmaz. Sonra Galatasaray'a gelir. Vay! Yardımcı antrenör geldi. Bu ne işe yarar? Bu çaycıydı, bu beden eğitimi öğretmeniydi derler abi. Her türlü pisliği atarlar. Sonra ne olur abi? Şimdi Valerian İsmail geliyor abi. Mukavele imzalıyor. Kim olduğunu, ne olduğunu, başarısının ne olduğunu, ne olmadığını sizlere biraz önce anlattım değil mi? Övgüler yağacak şimdi. Bakın nasıl övgüler. Beşiktaş ne yapıyor? Trabzon'la bir maç oynayacak. Yani bir Trabzon'la maç oynaması için Beşiktaş'ın Valerian İsmail Efendi'ye, İsmail Efendi'ye de gerek yok. Beşiktaş'ın o genç takım antrenörü de olsaydı Beşiktaş Trabzon'da aynı mücadeleyi verecekti. Ama hayır. Goygoycular, yağcılar, yalakalar bakın ne diyorlar? Sihirbaz İsmail. Ne yaptı la bu İsmail? He? İsmail ne yaptın sen? İsmail ne yapmış? Kısa sürede Beşiktaş'ın çehresini değiştirdi. Oynattığı futbolla camianın umutlarını yeşertti. Yuh ulan, yuh ulan, sizin alayınıza yuh be. Alayınıza yuh he. Alayınıza yuh. Abi kısa sürede ne yapmış bu adam ya? Ben anlamadım abi. Kısa sürede diyor Beşiktaş'ın çehresini değiştirmiş. Vay anam vay. Vay anam vay ya. Beşiktaş'ın çehresini kısa sürede nasıl değiştirdi böyle? İşte ben... Heh. Bir daha yapalım, bir daha dinleyelim abi. Bu çüş niye arkadaşlar biliyor musunuz? Bakın şunun için. Şu çüş bunun için. Gördüğünüz devam. Devam abi, bir ileri gidelim. Gittik mi abi? Yedi sülalene çüş. Eşek bile senden masum. Evet abi, eşek bile bunları yazmaz. Ne yazıyor? Kısa sürede Beşiktaş'ın çehresini değiştirdi. Oynattığı futbolla camianın umutlarını yeşertti. Ve sihirbaz İsmail. Kara Kartal'a sihirli dokunuş. Vay anam vay 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 vay. Peki lan, lan puşlar, lan şerefsizler, lan kansızlar diye sorarlar adama. Torrent'in ne suçu vardı, ne günahı vardı? Barcelona ile çata çat oynayan, he? Barcelona ile çata çat kafa kafaya oynayan. Gidip orada berabere kalan. Burada da sadece bir golle, şanssız bir golle elenen. Torrent'in ne suçu vardı da yerden yere vurdunuz, adama çaycı dediniz. Adama beden eğitimi hocası dediniz. Yapmadığınız rezillik kalmadı ya. Siz nasıl insanlarsınız ya? Nasıl? Ha, nasıl adamlarsınız siz? Yuh olsun alayınıza ya. Yuh olsun ki harbiden yuh olsun yani. Böyle ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum abi. Etmek de mümkün değil ya. Yeni Kartal beğenildi. Ya Trabzonspor önünde evet Beşiktaş iyi top oynadı. Bunu inkar etmiyoruz. Ama orada o genç takımın hocası da olsaydı Beşiktaş zaten o topu oynayacaktı orada. Beşiktaş sonuçta büyük takım abi. Büyük takım gider de o kadar kolay kolay teslim olur mu? O da oynayacak, o da oynayacak. Trabzonspor da oynadı, o da oynadı. Sonuçta bunu getirip de 3 günlük bir antrenöre bu kadar övgü düzecek şekilde işte sihirbaz İsmail, yok bilmem ne İsmail, oydu buydu. Yok ya, yok ya. Böyle bir numara yok. Böyle bir durum yok abi. Yapmadıkları kalmadı. Şimdi bakın burada da Torrent'le ilgili Fenerbahçe derbi oynayacak ya Galatasaray Fenerbahçe ile. O derbiden önce efendim Fener'e Barça taktiği. O zaman niye o hakkını vermediniz Barcelona maçında? Neden adamı bir yerden yere vurdunuz? Beden eğitimi öğretmeniydi, yok çaycıydı, yok oydu, yok buydu, yok ikinci adamdı. İkinci adam Bayern Münih'te, Barcelona'da ikinci adam olmak kötü bir şey mi? Manchester City'de ikinci adam olmak kötü bir şey mi abi? Ama yok, vuracaklar ya, Galatasaray hocasına geçirecekler ya, ama bunu daha kafadan gelir gelmez sihirbaz ilan ettiler ya. Adamın ne kariyeri var? Allah aşkına bana söyleyin, ne başarısı var, ne kariyeri var. Ha ben niye geldi diye eleştirmiyorum. Bakın yanlış anlamayın. İnşallah Beşiktaş'ta bu arkadaş başarılı olur. İyi top oynatır, Beşiktaş şampiyonluklar olur, Avrupa'da orada burada yapsın abi, başarılı olsun. Ama Torrent'in suçu günahı neydi ya? Allah aşkına neydi de adama daha gelmeden
Vurdunuz da vurdunuz, vurdunuz da vurdunuz ya. Yazık, günah değil mi ya? Ayıp değil mi? He? Bu insanlık mı? Bu adamlık mı? Bu yazarlık mı? Bu programcılık mı yani? Buna övgü yağdırın İsmail Efendi'ye. Vay sen İsmail şöylesin, İsmail böylesin. Ver abi öpeyim demediğiniz kalmış. Ama torrent kötü abi. Torrent kötü. Niye? Guardiola'nın yardımcısı. İkinci adam çaycı, beden ait hocası. Yuh lan be. Yuh be. Siz var ya terbiyesizin önde gidenisiniz. Şerefsizin, kansızın önde gidenisiniz. Ben daha ne diyeyim? Bu da ayrım da yapmıyorum. Hepsi böyle bunların. Alayı Galatasaray düşmanı. Ey Galatasaraylılar. Siz birbirinizi yiyin abi. Yiyin birbirinizi anasını satayım. El alem bak böyle. He? Sıradan birisini getirir, göklere çıkarır abi. Siz vurmaya devam edin. Vurmaya, torrenti yemeye devam edin abi. Başka gelir, bir torrent gider, bir başka torrent gelir. Onu da yiyin abi. Vurun abi. Yiyin efendiler. Yiyin, istediğiniz gibi. Onu da yiyin, bunu da yiyin. Bak el alem nasıl övüyor, nasıl göklere çıkarıyor. Ya sabır sabır, torrent kötü adam değil. Ama ben dedim ki artık pes ettim. Ya Mayıs'a kadar bari sesinizi çıkarmayın dedim. Ya Mayıs'a kadar bekleyin. Mayıs'a gider torrent. Ya olacak iş değil. Size şimdi başka bir şey daha göstereceğim. Arkadaşlar 30 Nisan'da Galatasaray'da kongre var değil mi? İki tane başkan adayı var şu anda kesinleşmiş. Biri Eşref, Hamamcı Eşref. Bir tane de bir geveze Metin var. Metin Öztürk denen bir adam var. Düşünün yani Galatasaray eğer buna teslim edilecekse vay haline Galatasaray'ın. Yani bir şey demiyorum ama bu adamın abi bir açıklaması var. Galatasaray'ın şu anda takımının başındaki teknik direktörüyle ilgili açıklama. Bakın şu, şu açıklama. Bunu size önce bir paylaşayım. Bu adam Galatasaray'ın başkan adayı. Diyor ki Metin Öztürk, Domenech Torrent kendisi istifa ederse çok seviniriz. Kendini başkan olarak görüyor. Eğer diyor istifa ederse çok seviniriz diyor. Bunu şampanyayla kutlarız. Vay 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 vay. Adam şampanya içiyor demek ki şampanyadan aşağı içmiyor. Bunu şampanyayla kutlarız diyor. Aksi halde 2,5 milyon euro tazminat ödemek zorunda kalacağız. Ya Galatasaray, hatırlayın arkadaşlar, Mancini teknik direktördü. Geldi yine allem ettiler, gullem ettiler. Bir şekilde ayağını kaydırdılar. Malum bir kişiyi oraya getirmek için. Tazminatını almadan gitti. Galatasaray zor durumda. Ben tazminat almam dedi o Mancini. Öyle gitti. Yerden yere vurmuşlardı. Mancini'ye her türlü pisliği yaptılar. Her türlü pisliği yaptılar. O şimdi televizyonlarda hani bizim Galatasaraylı kardeşlerimizin doğru söylüyor, konuşuyor diye zor doğulları, kort doğulları çakar çakmazlar var diye. Efendim neymiş? Drogba saha içerisinde şeylerle arkadaşlarıyla işte şey konuşma yapıyormuş. Bu kenardaki teknik direktöre bilme hakaretmiş, oymuş, buymuş diye. Bunun gibi daha her türlü yakıştırmayı yaptılar. Yok efendim Mancini kağıda yazıp sahaya gönderiyormuş. Her türlü rezaleti yaptılar. Her türlü pisliği yaptılar abi. Adamı yediler. Mancini gibi bir adamı biz kaçırdık. O Mancini gitti. İtalya milli takımının başına geçti. Süper başarı elde etti. İtalya'yı Avrupa şampiyonu yaptı. Biz bu kadar basit şeyleri hiç abi alırız dilimize dolarız. Ondan sonra ne olduğumuz belli değil. Kim olduğumuz belli değil. Ama bunların ortak özellikleri belli, Galatasaray düşmanı. Bunların ortak özellikleri Galatasaray düşmanı olmalarıdır. Sürekli vururlar. İşte Galatasaray'ın kendi içinden gelmiş olan bir adam, bu adam başkan adayı, der ki başkan olduğum zaman, inşallah böyle bir şey gerçekleşmez, başkan olduğum zaman teknik direktörümüzle otururuz, konuşuruz, yola devam edip etmeme ya da yolları ayırma adına asgari müştereklerde birleşiriz diyeceği yerde, kendi giderse gider, bunu şampanyayla kutlarız. Gitmezse 2,5 milyon lira vermek zorundayız. Yuh lan sana. Yuh. Sen Galatasaray başkanı olacaksın ha. Sana oy verecek olan üyelere şaşarım da şaşarım. Arkadaşlar o yüzden biz daha el alemin İsmail'lerini göklere çıkaranları göreceğiz. Onlara yağan övgüleri göreceğiz. Adam geliyor iki antrenmana çıkıyor. Trabzon deplasmanına gidiyor. Sihirli dokunuş. Sihirli dokunuş. Ama öte yandan Torrent Hatay'da daha ilk maçına çıkmadan
İki maç sonra istifa edecek, gönderilecek, kovulacak. Yerine bilmem kim geri gelecek. Kuyruğuna takıldıkları şahıs var ya, geri gelecek. Nerede? Kuyruğuna takıldığınız şahıs bekliyor. Ciğerci kedisi gibi. Gitsin başkanlığı adaylığını koysun. Koyamaz. Para, para, para. O, bu falan. Federasyon başkanlığı için kulismiş ve bekle. Seni federasyon başkanı yaparlar. Ya bu ne ya? Bu ne arkadaşlar? Bu ne ya? Bu nasıl bir rezalet? Bu nasıl bir dünya ya? O yüzden de diyorum ki çüş be. Çüş. Torrent çok kötü hoca. İsmail çok büyük hoca. Nereden anladınız çok büyük hoca olduğunu? Ne yaptı? Daha 2 günde sihirli dokunuş yapmış. Adam sihirbaz ya. Sihirbaz. Dokundu, bitti, uçtu. Vay anasını ya. Vay anasını. Vay anasını sayın seyirciler. Anladınız ötesini artık kurcalamaya gerek yok. Bu sohbeti de burada keselim arkadaşlar. Hepinize içten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı da lütfen unutmayalım diye ilave etmekte fayda var. Görüşmek üzere, hoşça kalın kardeşlerim.